Evet gençler, 58. sayfaya geldik. Hazırlık çalışmalarımızdan sonra birinci etkinlik bir kelime grubu verilmiş. Bu kelimelerin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamlarını bularak, o sözlükteki anlamlarını bularak buraya yazın diyor. Kolay zaten arkadaşlar, takdir, beğenilme, değer verme, ifa etmek, bir işi yapmak, yerine getirmek, muasır, çağdaş, haysiyet, değer ya da saygınlık, itibar demektir. Meşhum, uğursuz, evet, bir şeyi, bir kimseye orada uzaklaşmasını, kötülük, onun olduğu yerde kötülük olduğunu düşünüyorsanız o kişiye ne denir? Meşhumsun sen denir. Minnet, evet, bir nedir? Borçlu sayma, kendini gönül borcu hissetmek, minnet duymak arkadaşlar. Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma ve gönül borcuna biz ne diyoruz? Ya sana çok minnettarım diyoruz, değil mi? Ama karşılığında ödenecek bir şey yoktur gönül borcunun. Evet, bu kelimeleri bu şekilde yazın. Sonraki etkinliğe geçiyorum ben. Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden 3 tanesini seçerek kullanacağınız bir konuşma yapınız diyor. Uygun bir ifade ile başlayınız diyor. Hitap ifade ise ben şöyle dedim. Ey ölümsüz şehit dedim. Aslında bunu yazabilirsiniz. Hiçbir yerde yok. Kendim yazdım çünkü ben. En başta şunu ifade etmek isterim ki ben, biz, bu millet sana minnettardır. Sen rahat uyu. Emanetin emin ellerde, dökülen kanın bayrağımızda, söylediğin son sözlerin kulağımızda. Biz bu vatanın evlatları olarak seni örnek aldık. Yürüdüğün yolu gelecek yolumuz olarak belirledik. Yaptıklarını tüm millet olarak takdir ettik. Ve haysiyetli bir ulusun evlatları olarak seni kalbimizde tutmaya devam edeceğiz. Sen demişiz, seni olacak arkadaşlar. Oraya bir de i ekleyin. Ekleyeyim hemen, seni kalbimizde tutmaya devam edeceğiz şeklinde olacak. Hemen şöyle düzelteyim, unutmuşum i harfini hızlı yazdığım için. İ kaçmış, i yerleştiremedik bir türlü. Seni siyah da yapalım. Evet arkadaşlar, kalbimizde tutmaya devam edeceğiz. Şimdi şurada ikinci etkinlikte 4-5 tane soru var. Bu soruları beraber metinde hareketle herkes aynı cevapları verecek. Çünkü metindeki söylemlere göre cevaplamak zorundayız. Metinde hareketle cevaplayacağız arkadaşlar. Türk milleti dünyaya nasıl örnek olmuştur? Tabii ki darbeyi engelleyerek dünyaya örnek olmuştur, değil mi? İkinci sorum, TBMM meclis olarak kuruluşundan günümüze hangi mücadeleleri vermiştir? Çok mücadelesi vardır. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı, Türkiye'nin demokrasiye geçişi, demokratik ve parlamenter sistem gelişimi, inkılapların uygulanması mücadelelerini vermiştir, değil mi? Daha da sayabilirsiniz siz. 3. TBMM Gazi unvanının verilme sebebi ne olabilir? TBMM Kurtuluş Savaşı'nda ayakta kalmış, yani yıkılmamıştır. O günden bugüne milletimize hizmet etmiştir. Bu nedenle Gazi adını almıştır. Gazi Meclis'tir arkadaşlar. 4. Ne diyor 4? Milli birlik beraberlik bir millete neler kazandırır? Düşüncelerinizi açıklayın. Milli birlik ve beraberlik olan milletler sağlam ve uzun ömürlü olur, değil mi? Düşman saldırılarına karşı durabilmek için birlikte hareket etmek çok önemlidir. Milli birlik beraberlik içinde davranan halkların varlıklarını daima devam ettirir. 5. sorumuz ise arkadaşlar ne diyor? 15 Temmuz milletimiz nasıl bir, evet, 15 Temmuz'da nasıl bir tarih yazdık? Milletimiz bu tehlikenin üstesinde nasıl gelmiştir diyor. 15 Temmuz'u anlatın diyor yani. 15 Temmuz'da milletimiz bir darbe girişimini atlatmıştır. Terör örgütünce yapılan bu darbe girişimini milletimizin her bir ferdi canını hiçe sayarak büyük bir cesaret örneği ile birlik ve beraberlik içinde davranarak üstesinden gelmiştir. Evet, siz videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Evet, peşimde 59. sayfaya geliyorsunuz bu videonun altında.